내 괜히 알려. 마ymun ve kuşları beslemek için manavdayız, alışveriş yapıyoruz. Buradaki en önemli nokta muzun yerli olması. Mandalina ve portakaldaki aranan özellik ise sulu ve taze olmaları. Timsah, yılan ve maymunlar için 4 adet bütün tavuk, 2,5 kilo baget, 6 kiloya yakın da bonfile aldık. Şu 4 paketi alayım. Tavuk göğüs olarak. Bulunduğumuz akvaryumda 100 türden 400'den fazla canlı var. Hepsi özel olarak besleniyor. Yemleri özel olarak hazırlanıyor. Hepsi aynı şeyi yemiyorlar. Aylık olarak 150 kilo meyve ve sebze tüketiyorlar. 100 kilo et tüketiyorlar. 50 kilo da böcek tüketiyorlar. Hemen yanımdaki sarı anakonda 10 günde bir besleniyor. Genelde fare ve tavukla besleniyor. Doğada nesli en hızlı tükenen Siyam timsahları haftada bir kez besleniyor. Vücutlarında yağ oluşmaması için bir bütün tavuğu iki timsaha bölüştürüyorlar. Yani bayağı hızlı yedi. Çok büyük bir parçayı bir lokmada bitirdi yani. Çok güzel bir şeydi. Ağzı falan, dişleri çok güzeldi yani. O ağzını açması, onu yemesi çok güzeldi. Peki tavuk yiyor. Biliyor muydun hiç timsahın tavuk yediğini? Hayır, bilmiyordum. Ben hayvanları yiyor diye düşünmüştüm. Yani hayvanları yiyor zannediyordum. Tavuk eti yiyormuş. Evet, tavuğun hepsini bitirdi zannettim. Bitirmedi mi? Bitirdi. Hepsini yedi. Bence çok fazla böyle dişleri keskin, böyle çok fazla şey yiyordu, çok fazla büyük yiyordu. İnsana en çok benzeyen hayvan maymun. Buradaki maymunlar günde iki defa, sabah ve akşam olmak üzere iki defa besleniyorlar. Ağırlıklı olarak meyve ve sebze tüketiyorlar. Maymunların favori yiyeceği ise yerli muz. Çok farklı türlere burada ev sahipliği yapıyoruz. Sürüngenler, böcekler, maymunlar, işte tatlı su, tuzlu su, balıkları vesaire gibi bayağı egzotik türleri de sahiplik yaptığımız için, yılanlar özellikle. Yılanlar bizim sürüngenler en kuvvetli olduğumuz alan. Burada veteriner hekimimiz sürekli bizimle ehil ellerde bakılıyor en uygun şartlarda ve beslenmelerine de çok özen gösteriyoruz. Hepsinin
ayrı diyeti var. Yiyeceği yemekler, alacağı kaloriler, besinleri bunlar çok önemli. Hayvanların sağlığının devam etmesi, doğru konforlu şartlarda hayatlarına devam etmeleri için bu besinler bizim için çok önemli. Şimdi bu bizim en çok sevdiğimiz karakterlerimizden biri Afrika'dan geldi. Lakabı İmparator Akrep. Biz de buna Mahmut ismini taktık arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi kendinden emin, bir tek elinde tesbih eksik. Buranın ağası gibi burada dolaşıyor. O yüzden başa koyduk baş bunu. Baş köşede. Baş köşede. Tarantulalarımız, dişi tarantulalarımız Şili'den geldi. Buna Ayşe ismini verdik. Brezilya'dan gelen beyaz bacaklı tarantulaya da efsane futbolcu Pele'nin adını verdik. Ona da Pele diye hitap ediyoruz. Şimdi nedir bu? Boğa yılanı. Biz buna oturan boğa dedik. Kaç kiloydu bu arkadaşlar? Allah cezanı versin. Geliyor. 18 kilo. Maşallah. 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 Neyle besleniyor bu? Fareyle mi besleniyor? Fare ve tavuk eti veriyoruz. Evet. Kaç günde bir veriyorsunuz? 10 günde bir. Manav'dan genelde memeli canlılarımıza yani maymunlarımıza artı kuşlarımıza buradan besin ihtiyacını günlük olarak karşılıyoruz. Besinlerde her zaman farklı ürünleri seçmeye çalışıyoruz. Daha çok mevsimsel ve tropikal canlıları, tropikal meyveleri seçiyoruz. Muzda mesela genelde yerli ürünlere daha fazla ağırlık veriyoruz. Tadından ve besin değerleri daha yüksek olduğu için. Onun haricinde elma, portakal, mandalina ya da üzüm tarzında yine meyveleri alıyoruz ve canlılarımızı besliyoruz. Sürüngenlere ve maymunlara verdiğimiz için bazılarını yine kaynatıyoruz. Yani haşlanmış olarak veriyoruz. Bazılarını normal bu şekilde ısıtıp veriyoruz. Tüyü sürüngenler ve memeliler sindiremedikleri için de sadece et olmasını istiyoruz. Timsaha bütün tavuk alacağız. Bütün tavuğu 8 parçaya bölüyoruz. Kemikleriyle birlikte veriyoruz ki kalsiyum ihtiyaçlarını alabilsinler diye. Burma pitonlarımıza tavuk göğsü artı but alacağız. Onun haricinde saranakondamıza but alacağız. Bazı canlılarımız mesela maymunlar derilerini sevmiyorlar. O yüzden sadece direkt et olarak veriyoruz. Kemikle vermiyoruz onlarda. Yılanlar için çok fazla bir şey fark etmiyor. Memeliler ve kuşlar her gün sabah, öğle ve akşam olarak besliyoruz. Sürüngenlerimiz genelde 2 ya da 3 günde besliyoruz. Yılanlarımızı da 5 günde, 10 günde ve 15 günde beslediklerimiz var. Bunlar yılanların boylarına göre değişiyor. Yılanlara genelde tavuk eti ya da fare veriyoruz. Dondurulmuş fare veriyoruz. Memelilerimize sebze meyve ağırlıklı artı et veriyoruz. Yani sabah meyveyle beslendiyse akşam et veriyoruz. Akşam etse sabah meyve veriyoruz. Kuşlar sadece meyve ağırlıklı besleniyorlar. Onun haricinde kertenkelelerimiz var. Kertenkelelerimiz de böceklerle, kurtlarla besleniyorlar. Bir iki cinsimiz var. Sadece onlar meyveyle besleniyorlar. Onların haricinde yemlerin içine kattığımız, dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi kalsiyum takviyeleri ve vitamin takviyeleri. Bunlar olmazsa kesinlikle sağlıklı beslenemezler. Her yemlerinde muhakkak bütün canlılarda bu geçerli, sadece sürüngenler geçerli değil. Hepsinde multivitamin ve kalsiyum desteğini kullanıyoruz. Şey yapacağız. Fette ilgi kolların bir özelliği aslında çok fazla.